Selamünaleyküm. Abi. Hoş geldin. Ne haber abi? İyisin inşallah. Yaşar ne haber? Sağ ol başkanım. Hoş geldin. İyisin. Hayırlı olsun. İyisin. Dost. Fün abi. Nasılsın? Hoş geldin. Şükürler be. Ya hayatta ayakta duramaz. Sevgili amcacığım, nasılsın? Yaşar abi, seni arab asansörden yukarı alabilirim. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, Seçim Koordinasyonu Merkezi Başkanı, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Başımızı eğmemiştir, her zaman yüzümüzü ak eylemiştir. Ak eylediği kadar da Allah'ın izniyle bu süreçte belediyecilik hizmetlerinde olsun, hükümet yatırımları noktasında olsun, her zaman da özel olarak görüldüğünü, hizmetlerin de belli bir oranda en iyi şekilde bu bölgeye yansıtılmaya çalışıldığını ve çalıştığımıza hepiniz şahitsiniz diye düşünüyorum. Sahil boyundaki şöyle denizden baktığında şehrin görüntüsünde bu bölgenin mahallesinde özellikle binaların dış cepheleri çok kötü durumdaydı. Allah'a şükürler olsun, dış cephelerin mantolaması yapılarak sahildeki görüntüsü harika bir görüntüye kavuşturuldu. Kenefenizi Çakmak Caddemiz bugün Allah'a şükürler olsun altyapısıyla birlikte, üst yapısıyla birlikte sıfır asfaltla buluşturularak, kaldırımları yapılarak şehrimize, mahallemize yakışır bir görüntüye kavuşturulmuş oldu. Yine bulunduğumuz alanda biliyorsunuz bir aile hekimliği var burada. Şimdi Allah'ın izniyle burası büyük bir alan olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile belediye arasında yapılan protokol neticesinde değişim yapılması vesilesiyle KETEM'in buraya kazandırılması ve bu mahallede hizmet edilmesi noktasında gayret edilerek belli bir noktaya gelindi. Çok yakın zamanda da KETEM'in inşallah buradan hizmet edecek diye ifade etmek istiyorum. Yine bu sosyal tesis noktasında buradaki dernek başkanım olsun, mahalle sakinlerimiz olsun, Büyükşehir'de buraya ziyarete geldiğimizde taleplerini her defasında iletmişlerdi. Bu mahallenin bir sosyal tesis ihtiyacı olduğunu, merasimlerini, toplantılarını ki bugün de biz keyifli bir şekilde bu güzel mekanda bu toplantıyı yapabiliyorsak bu sosyal mekanın buraya kazandırılması sayesinde oldu. Bu bölgenin en önemli sorunlarından bir tanesi sahil boyundan geçen eski transit yol, şimdi ana cadde olarak şehrimize, ilçemize hizmet eden yol, karayolları döneminde yüksek yapıldığı için malumunuz oradaki menfezlerde olmadığı için şehri devamlı su basıyor. Şükürler olsun ki 3 tane farklı noktada binlik bakslarla 2 tane yan yana olmak üzere ki 2 binlik yapar. Binlik bakslarla o karayolunun asfaltı geçilerek şehrin iç tarafındaki su birikintisini almak üzere o bakslar yapılarak su baskınları belli bir miktarda indiriyor. Tamamen çözülebilmiş değildi. Neden? Çünkü İpek Yolu Caddesi'ne doğru uzaması lazımdı ki o İpek Yolu Caddesi'ne yukarıdan gelen, tepelerden gelen suyun da aynı zamanda baksa verilerek Fevzi Çakmak Caddesi'ne ve İpek Yolu'na oturmadan şehrin dışına denize deşarj edilmesi lazımdı. En kısa zamanda Allah'ın izniyle o bakslar İpek Yolu Caddesi'ne doğru çıkarılarak şehrin arkasındaki oturan su bundan sonra oturmayacak. Yağmurda evime su girecek, mahallemi su basacak, evime nasıl girecek düşüncesi de inşallah ortadan kalkmış olacak. Bunun da özellikle şu andan itibaren müjdesini vermek istiyorum. Fevzi Çakmak Caddemiz şu anda doğalgazla buluşmuş durumda. Bundan sonraki süreçte İpek Yolu Caddemiz'de ana boru, isale borusu geçti. Onların bağlantıları tamamlanacak. Ve bunun akabinde de Allah'ın izniyle İpek Yolu Caddemiz hem kaldırımıyla hem de caddesiyle asfaltta buluşup oradaki bazı pazar kuran köylü vatandaşlarımız, o köylü pazarı oluşuyor çünkü orada pazar oluşuyor.
Orada toz ve gübür içindeyiz diye şikayetler oluyordu. Kaldırımların yapılmasıyla birlikte hem mahalle sakinlerimizin konforlu bir yolu olacak, kaldırımı olacak. Hem de pazar pazarı kurulduğunda Allah'ın izniyle orada ne toz, ne gübür, ne de sıkıntı olmayacak diye onu da özellikle şimdiden hem müjdesini ifade etmek istiyorum hem de yapılacağını sözünü burada vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Buna bağlı olarak Söğütlü Sokak Caddesi özellikle soğuklu Söğütlü Sokak'ta da aynı şekilde bu dönemde doğalgaz Güneşli'ye doğru götürülecek. Söğütlü Sokağı'nda doğalgaz meselesi çözüldükten sonraki buralarda biliyorsunuz elektrik hatları yer altına alındı. Bununla birlikte kanalizasyonuydu, suyuydu vesairesiydi. Hepsi birden yenilenerek üst yapı çalışması da bu bölgede en kısa sürede tamamlanarak bu mahallelerimiz görüntü itibariyle çok güzel bir şekilde inşallah kavuşturulmuş olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi geliyorsunuz hemen Tabakhane Köprüsü'nden dönüp tam Söğütlü Sokağa girerken orada molozların yığılı olduğu, düzlerin yığılı olduğu bir alan var. Orası biliyorsunuz minibüs garajı olarak düşünülmüştü. En kısa zamanda şunu ifade ediyorum. Oradaki o ariyet malzeme olsun, moloz olsun, düz olsun ne varsa kesinlikle oradan kaldırılacak ve orası minibüs garajı olarak hem Ünye'nin hizmetine kazandırılacak. O da Fevzi Çakmak mahallemizin oradaki ana cadde üzerindeki o kirli görüntüsü de oradan kalkacağını sizlere hem ifade etmek istiyorum hem de müjdelemek istiyorum. Bunları yapmak için de bir güce ihtiyaç var. Nasıl? Önce sizi bizi seçmeniz lazım. Yani biz sizin temsilciniz olabilirsek bunların devamını getirme noktasında gayretkar olacağımızı ifade etmek istiyorum. Tabii bizi seçtiniz. Eyvallah, Allah razı olsun diyelim. Ama seçim şimdi hem büyükşehirde de oy kullanıyoruz, aynı zamanda ilçede de oy kullanıyoruz. Eğer arkadaşlar, şunu özellikle istirham ediyorum. İlçede Hüseyin Tavlı olmuş, bunların hiçbirini tek başına hayata geçirmesi mümkün değil. Onun için diyorum, ilçede, büyükşehirde ve hükümetle birlikte koordinasyon içerisinde çalışacak bir ekibe destek verirseniz ki geçmişte siz hiçbir zaman Sayın Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadınız. Bu süreçte de bütün kalbimle inanıyorum ki en güçlü desteği tekrar vereceksiniz ve biz de bu hizmetlerin hayata geçip sizin bu mahallemizde daha konforlu bir hayat ve bir yaşam sürmenize inşallah hep birlikte gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Onun için diyorum ki ilçede Hüseyin Tavlı'ya, büyükşehirde de Sayın Eski Bakanımız, bugün Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e özellikle desteklerinizi bekliyoruz. Bu memlekette arkadaşlar 28 Şubat süreçleri yaşandı. Bu insanlara travma yaşandı. Peşinden gezi olayları yaşadı. Hemen peşinden bakıyorsunuz 17-25 Aralık meselesi var. Her bir seferinde hükümeti düşürmek, hükümete operasyon çekmek üzere hiçbir fırsatı elden kaçırmıyor. Bunlar da boş çıkınca baktılar olmuyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle bu ülkede hükümeti devirmeye çalıştılar. Ama siz yüce aziz milletimiz sayesinde Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın telefondan meydanlara çağırdığında inanın ben Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Bir saatte o yoğunluğu, o kalabalığı hiçbir zaman orada bir anda toplamanın mümkün olmadığı bir yerde bu milletin kendi memleketine, vatanına, bayrağına sahip çıkmak üzere bir anda nasıl durduğuna ben de sizler gibi şahit oldum. Tankın önüne kendini atan kardeşlerimize şahit oldum. Bu vatanın bekası için o gece 251 kardeşimiz nefesini bu vatan için şehit olarak teslim etti. 2500'ün üzerinde kardeşimiz gazi oldu. O zaman omuz omuza çıktığımız birileri vardı bu yolda. Kimdi bu? Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve o davanın insanları ve arkadaşları. Evet. Onlarla birlikte çıkılan bu süreçte bu yol arkadaşlar halen bugün Türkiye'nin koalisyon dönemlerinden kurtulması ve Cumhurbaşkanlığı sistemi oluşması için birlikte yürüdüğümüz bir süreçte devam ediyor. Devam eden bu süreçte Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'de oturması, güçlenmesi adına aynı ittifakla birlikte devam ediyor. Bugün geldiğimiz süreçte 31 Mart yerel seçimlerinde de
aynen omuz omuza. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde aynı şekilde devam ediyoruz. Ama bunların hiçbiri seçimlere endeksli değil arkadaşlar. Bunların hiçbiri sadece seçim sonuçlarını etkilesin değil, bu memleketin geleceği için, bu memleketin varlığı ve birliği için olduğu için, Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bizim birliğimiz pazara kadar değil, Allah'ın izniyle mezara kadar olacaktır diye ifade etmiştir.